Bir alışveriş merkezinin kozmetik bölümüne yaklaştığınızda burnunuza çeşitli parfümlerden gelen farklı kokular çarpar. Peki sizce bu farklı kokuları nasıl üretiyorlar? Bunu kimyasal bileşikleri birbirinden ayrıştırarak ve ardından farklı şekillerde birleştirerek kendi markalarına özgü formüller üreterek yapabilirler. Kimyasal bileşikleri ayrıştırmak için kullanılan tekniklerden biri özütlemedir. Buna ekstraksiyon da deniyor. Bu iki cam nesneyi kullanarak organik kimya laboratuvarınızda özütleme yapabilirsiniz. Bunlardan ilki mavi renkte gördüğünüz ayırma hunisi. Bunun üzerinde sıvıyı dökebileceğiniz bir ağız bulunur. Alt tarafta şu anda kapalı konumda olan anahtarlı musluğu görüyorsunuz. Bu musluk sıvının ayırma hunisinden aşağıdaki cam şişeye geçmesini engeller bir sıvı karışımını döktüğünüzde çoğunlukla biri altta, diğeri üstte olmak üzere iki katman haline geldiğini görürsünüz. Tabii bu aşamaya gelmeden önce ayırma unisini biraz sallayın ki sıvılar birbirine karışsın. Daha sonra biraz bekleyin. Bir süre sonra karışım farklı katmanlara ayrılacak. Peki bunun sebebi nedir? Tabii ki farklı sıvıların farklı yoğunluklara sahip olması. Yoğunluğu fazla olan dipte kalırken yoğunluğu az olan yukarıda kalır. Bunlar genellikle organik faz ve sulu fazı temsil ederler. Sulu faz su ve diğer yüklü türleri yani iyonları içerir. Organik fazsa yüklenmemiş türleri yani nötr bileşikleri içerir. Peki özütlemede tam olarak ne yapıyoruz? Öncelikle musluğu açmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Organik faz üst kısımda duruyor olsa da, sulu fazın ayırma hunisinden şişeye doğru aktığını göreceksiniz. Tüm sulu faz şişede toplandığında musluğu tekrar kapatabilirsiniz. Böylelikle ayırma hunisinde yalnızca organik faz kalmış olur. Bunu laboratuvarda nasıl yapabileceğimize öğrendiğimize göre şimdi ayrıştırabileceğimiz bileşiklere bakalım. Örneğin hekzan ve propilamin. Bu bileşikler hakkında ne biliyoruz? Hexan gayet nötrdür. Propilamin ise amin grubundan olduğu için baziktir. Bunlardan birini organik katmana, diğerini de sulu katmana almak için bir iyon üretip diğer bileşiği yüksüz halde bırakmalıyız. Bunun için asit ekleyebiliriz. Hidroklorik asit benzeri bir şey eklediğinizde bu amin grubu yani azot HCl'yi protonlarından ayırır ve geriye yalnızca klorür iyonu kalır. Bu sayede sulu katmanda yalnızca yüklü amin grubu toplanırken organik katmanda yalnızca hekzan bulunur. Böylelikle ilk özütlememizi yapmış olduk. Şimdiki örnekte ise hekzan ve fenol var. Fenoller zayıf asittir. Yani fenolü sulu katmana alabilmek için baz eklememiz gerekir güçlü bir baz olan sodyum hidroksiti kullanabiliriz. Ardından bu elektronların fenolü protonlarından ayırdığını göreceksiniz. Bu sefer sulu katmanda fenolat iyonu kalır. Organik katmanda ise hekzan bulunur. Şimdi biraz daha karmaşık bir şey deneyelim. 3 bileşenimiz olsaydı nasıl olurdu? Mesela hekzan, fenol ve asetik asit olsun. Bu durumda Önceki örneklerdeki gibi baz ekleyerek bu asitlerin sulu katmana geçmesini sağlasaydık NaOH eklemeyi deneseydik bu güçlü bir baz olduğu için yalnızca asidik asidi değil fenolü de kolaylıkla protonlarından ayırdığını görürdük. Başka bir şey kullanmayı deneyelim. Daha zayıf bir baz olan sodyum bikarbonat kullandığımızı düşünelim. Yapısını şöyle göstereyim. Burada bir iyon ve sodyum katyonu var. Bu hafif bir baz olduğu için çok zayıf asitleri protonlarından ayıramayacaktır. Yani fenolü protonlarından ayırabilir fakat asetik asidi ayıramaz. Bu sefer sulu katmanda asetat iyonu, organik katmanda ise hegzan ve fenol olur. Peki bu son ikisini birbirinden nasıl ayrıştıracağız? Bunu zaten önceki örneklerde yaptık. Sulu katmana yalnızca bir bileşiği almak için yine baz eklememiz gerekir. Bu sefer sodyum hidroksit kullanabiliriz. Hidroksit fenolü protonlarından ayıracaktır. Böylece organik katmanda hezanla birlikte fenolat iyonu elde ederiz. Evet. Özütlemenin nasıl yapıldığını öğrenmiş oldunuz. Bunu laboratuvarda yaparken her bir katmana iyice sakladığınızdan emin olun. Birini kazara çöp tenekesine atarsanız ne olur? Aslında çok aşamalı özütlemeyi kullanarak ürünü çöp kutusundan kurtarabilirsiniz.